Herkese merhaba, hoş geldiniz. Videonun başlığından anlayacağınız üzere küçük bir alışveriş yaptım. Benim için çok özel bir serinin alışverişini yaptım. Ve geçen videoda bahsettiğim gibi şuradaki boşluğa o serileri yerleştirmeye başlayacağız. Beraber neler almışız inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle daha önceden aldığım bu 3 kitabı sizinle paylaşmak istiyorum. İlk gerekli şeyler bu verilen sözü çevirdi. Sonradan Zuko'nun annesinin anlatıldığı arayış çizgi romanı çevrildi ve uçurum çizgi romanı da çevrildi. Bunların geri kalanı da çevrilecek diye biliyorum. Avatar'la ilgili birçok şeyi çevireceklerini söylediler çünkü. Umarım çeviriler güzel oluyor çünkü bunlar normalde ayrı ayrı 3 parttan oluşan çizgi romanlar ve tek bir kitap haline getirilmesi bence hoş duruyor. Çünkü inceler çok böyle kenarlardan görünmüyor ve kitaplıkta bence çok güzel duruyor bu üçünün birleşim hali. Çevrilmesi gereken çok fazla çizgi roman var. Hem Avatar'ın çizgi romanı var hem de Korra'nın çizgi romanları var. Bunların her birini anlattığım bir video vardı zaten. Köşeye bırakırım, izlersiniz o videoyu da. Bugüne kadar Avatar'la ilgili neler çıkarılmış şeklinde. Bunlar var. Şimdi biz neler aldık? Öncelikle diğer Avatar'ların hayatına giriş yapmaya başlamıştık ve Kyoshi'nin iki kitaplık bir hayatını anlattığı bir seri var. Bu bir çizgi roman değil, bu bildiğimiz roman. İngilizce bir roman. Özel kutulu şeklinde aldım. Kutusu çok hoşuma gitti çünkü. Çıkaralım, bir inceleyelim. Tabii zor çıkıyorlar. Ben burada çırpınırken siz de beni izlersiniz artık. Evet, çıkıyor. Böyle bir kutusu var. Önce Rise of the Kyoshi. İlk kitabımız. Kyoshi'nin gençlik resmini çizmiş. F.C. Yee tarafından yazılıyor. Şeyle beraber tabii ki Michael Dante DiMartino ile beraber yazılıyor bu kitap. Yani kanon olacak şekilde şey yapılmış. Yani böyle kendi hikayesini yazmamış yani adam. Gayet evrene uygun bir şekilde Kyoshi'nin hayatını anlatmışlar. Böyle bir şömizli kapakla geliyor. Sert kapak. İçeriğinde resimler var mıydı hatırlamıyorum. Bir kontrol edeyim. İçinde bir resim yok. Düz kitap zaten çok da şey bilmiyorum. Şömizli geliyor zaten. Şömizini çıkarttığımızda bence çok havalı duruyor. Evet, bu çizim çok güzel. Ama şömizini çıkarttığımızda çok havalı duran bir kitabımız var. Bence bu hali çok güzel duruyor. Özellikle kenardan altın işlemesiyle falan. Tabii şömiz de kendisini koruması için. Tabii burada da şeyler var. İsteğiniz dahilinde bu kitabın da incelemesini yaparız sizinle. Bu kitabın bir kısmını okuma şansı buldum internetten bir şekilde. Ama hard copy olarak gelmesi gerçekten çok hoş. Aynı zamanda şeyin içinde, kutunun içinde bir tane de böyle bir kitapçık gibi bir şey de çıkıyor. Kitapçığımız şu şekilde. Yazarlar önemli noktaları not aldıkları kısımlar var. İşte burada bunu anlatmak istedik şeklinde. Şurada şu durumu gerçekleşiyor şeklinde bir küçük notları var. Bu notu da eğer değerli bir şeyse sizinle paylaşacağım. Aynı şekilde ikinci kitapta Shadow of the Kyoshi. Kyoshi'nin devam hikayesi. Ve burada yanlış hatırlamıyorsam Ranji'yi görüyoruz. Kyoshi'nin artık aşığı, sevgilisi, çiftimizi görüyoruz yani. Biliyorsunuz Kyoshi de önce bir erkekle ilişki yaşadı. Sonrasında hanımefendiyle ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi de derinleştirdikleri bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Birçok avatarın, özellikle kadın avatarların lezbiyen olduğunu görüyoruz. Tabii bu değişecek mi? Şimdi birazdan o kısımda anlatacağım. Böyle bir durumumuz var. Ve yine aynı şekilde altın yazılarla kırmızı bir kitap, içi gayet güzel görünüyor. Böyle ikisini yan yana koyunca, birazdan üçü ne olacak? Üçünü yan yana koyunca çok güzel görünecek diye düşünüyorum. Tabii bu korumalarını böyle saklayıp koymak da istiyorum açıkçası. Çünkü kitaplara zarar gelsin istemiyorum. Daha yerleştirelim. Tabii isteğiniz dahilinde bunların her biriyle ilgili bir inceleme gelecek. Ben bunları tekrardan yavaş yavaş okumaya başlayacağım. Biraz da İngilizce okuma yapmam gerekiyor. Uzun zamandır İngilizce okuma yapmıyorum. Birazcık kendime alıştırayım İngilizce okumaya da. Kutumuzda yanına koyalım. Ve üçüncü aldığımız kitap Yang Xie'nin hayatı. Bu Aang'den önceki dördüncü avatar olması gerekiyor. Roku, Kyoshi, Kuruk, Yang Chen. Evet. Avatar Aang'den önceki dördüncü avatar, Hava Ulusu avatarı. Yang Chen'in hayatı bir tık daha önemli çünkü çizgi romanlarda da Yang Chen'in hayatının günümüzü etkilediğini görüyoruz. Yang Chen'in hayatı aslında bütün dünyayı etkileyecek olayları ortaya çıkartıyor.
Çünkü Ateşin Ulusu'ndan önce bir beşinci ulus tehditimiz var. Beşinci ulus Kiyoshi'yi çok etkileyecek. Kiyoshi'yi etkiledikten sonra Kiyoshi'nin toparlamasıyla beraber dünyayı tekrardan Ateş Ulusu'nun güç kazandığını göreceğiz. Güç kazanmasıyla beraber Roku'dan sonra Eng'e geldiğimizde Ateş Ulusu'nu dünyaya saldırırken göreceğiz. Ve bunların her biri kademe kademe işlenmiş ve kademe kademe gelen hikayeler. Ateş Ulusu neden bir anda böyle bir kararı aldı? Bunların her birini öğrenmiş oluyoruz ve bunun öncesindeki hikaye dünya düzeninde öğrenmiş oluyoruz. Yang Chen'in hayatı bu yüzden çok önemli. Yang Chen'in hayatı da okuyup sizin için inceleyeceğim. Sizin için evrenin hikayesini tek tek oluşturacağız beraber burada. Bu da güzel bir kitap. Yine aynı şekilde Shomiz'de geliyor. Bu da aynı şekilde tasarımı bozmadan böyle altın yazılarla çok mavi bir kitap. Siyah, kırmızı, mavi şeklinde sıralandığında çok güzel görünüyorlar açıkçası. Onları da dizdiğimde görürsünüz. Kapağını kapatalım. Evet, bu kitabımızı da buraya koyduk. Şimdiki sıradaki kitaplarımız birazcık kitap gibi değil. Ne kadar kanona bağlı tam emin değilim. Ama çok güzel duruyorlardı ve gerçekten almak istedim ve içlerine bakacağız. Burada bir Legacy kitabını görüyoruz. Burada yetişkin bir Engi görüyoruz ve Tenzin'i görüyoruz. Çocuk Tenzin'i görüyoruz ve buradaki anlatılan hikayelere de tek tek bakacağız. Kapağını açmadım, sizi bekledim. Beraber açacağız şimdi bu kapakları, şu bantını sökelim. Ne güzel bantlamışlar öyle. Tamam, korunması için güzel de ben açamıyorum. Hop, çıkarttık. Baskısı falan çok güzel duruyor. Bir içeriğini açalım. İçeriğinde ek öğeler olması lazım ve anında çıkıyor ek öğeler. Bunları da bantlamışlar. Hayır. Ama bantı böyle yapmayın, yırtıyorum sonra. Aa, çok küçük bir yırtık oluştu. Üzüldüm şu an. Ya bantı niye böyle çift taraflı bantı yapıştırmışlar? Burada bir fauna haritası var. Birçok hayvanı görüyoruz. Evet, bir uçan bizonumuz var. Bir badger mallımız var. Arctic camel'ımız var. Moose. So, armadillo lion. Buffalo yakımız. Aa, burada küçük bir winged lemur çizmişler. Çok küçük çizmişler. Niye bu kadar küçük çizmişler bunu bilmiyorum. Bence çok önemli bir şahsiyet. Sebebini de anlatırım ileride. Ha, çok güzel yani. Rabaru. Bunların her birini şeyde gördük, animede gördük aslında. Belki Dragon Moose'u görmedim, komutanımı hatırlayamadım. Ama diğerlerini gördük. Tabii burada bir evren haritamızı görüyoruz. Sayfaları incelediğimizde tabii bunun içeriğinden de şey yaparız. Burada yetişkin hallerinin bir siyah beyaz fotoğrafını koymuşlar. Ve Tenzin'e bir mektupla başlıyoruz. Bunların her birinin detaylı incelemesini yaparız ileride. İşte Avatar'dan önce şeyleri, bu çok detaylı incelenmesi bir gereken bir şey. Çünkü inanılmaz şey var ve küçük kitapçıklar da var böyle içine yerleştirilmiş. Yüzyıl Savaşı'nı anlatan küçük bir çizgi roman vari şeyler de yerleştirmişler. Avatar takımımızı kesinlikle bir tanıtmışlar. Bakalım içinde başka ne var. Aa, evet. Katara'nın şeyden çaldığı parşömen de burada bantlanmış bir şekilde, çift taraflı bantlanmış şekilde duruyor. Belki de kitaptan ayırmamak gerekiyor bunları. Bir zarar gelsin gerçekten istemiyorum ve parşömenimiz burada su dökme hareketlerini görüyoruz. İlk hareketleri animeden hatırlıyoruz tabii ki. Aa, bir kartpostal da koymuşlar. Ba Sing Se kartpostalı da koymuşlar. Çok tatlı duruyor. Greetings from Ba Sing Se. Tabii bununla beraber birçok şey de içeriyor. Yani bayağı bir tanıtım var. Yani böyle toprak güçleri ayrıntılı takip tutuyor. Kyoshi savaşçılarını ayrıntılı tanıtıyor. Burada bir yapışmış sayfa var. Aa, Jasmine Dragon tanıtım broşürü var. Demek ki reklam çalışmaları da yapılmış demek oluyor bu Iroh tarafından. Yani bir Jasmine Dragon'ın reklamı da yapılmış. Bir tanıtım şeyi sanırsam. Finest tea shop in the old Earth Kingdom diye. En iyi restoran şekli. Tabii Kyoshi savaşçıları tanıtmışlar. Fire Nation'da tabii ki girmişler. Bir Fire Nation şeyi var. Burada gördüğünüz ekstradan. Tabii ne yazdığını falan hatırlamıyorum ama bir broşür var herhalde orada da. Çünkü turistik faaliyetleri olan bir ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Amber Adası daha bir turistik bir bölge haline gelmiştir diye düşünüyorum. Yine bir kartpostal.
Royal Palace şeklinde bir kartpostalımız da var. Burada aile soy ağacını da görürüz. Bunların her bir detaylı inceleriz. Oo, burada çok güzel bir şey var. Posterimiz var. Ember Adası gösterisi posteri. Bu posteri görmek güzel. Çok tatlı duruyor. Genel olarak Tenzin'e bütün olayları anlatan bir şey. Legacy burada şey Engin yapmaya çalıştığı bir durum var sanırsam. Tenzin'e yaşadıklarını anlatmak istiyor ama böyle daha detaylı bir şekilde gösterecek şekilde anlatıyor. Aranıyor posterleri sanırsam. Burada Appa'nın aranıyor posterini koymuşlar ve Appa çok güzel çizilmiş cidden. Bilmem görebiliyor musunuz? Bunları dikkatli sökmek gerekiyordu. Tabii şeyi unutmamış Tenzin'e söylerken işte hava topu nasıl oynanıyor. Fauna hakkında gerçekten ayrıntılı bilgi vermeye başlamış. Hani ne tür şeyleri var. İşte burada şey yapmışlar. Point Spine işte şey. Omurgasını göstermişler. İşte balığın yüzgeçlerini gösterdikleri bir guide da koymuş. Appa ve Momo'dan ayrıntılı bahsetmiş. Ki Momo'dan bahsedilmesi gerekiyor. Yani küçük bir bilgi sıkıştırayım. Momo türünün tek örneğiydi ve gelecek nesillere Kore'ye taşınamadı türü. Nesli tükenmiş oldu teknik olarak. Burada annesinin Tenzin'e bir mektubu var. Ruhlar dünyası hakkında biraz bilgi veriyor. Son savaşımız Warline turlarından bahsetmiş. Tabii ki bu fotoğraf çok özel. Birazcık daha yetişkin Engi görüyoruz. Yetişkin Katara'yı görüyoruz. Tenzin'i bir bebek olarak görüyoruz. Bumi'yi, Kaya'yı bunları da şey olarak görüyoruz. Ve bir son yazısıyla da bitiriyoruz. Ve bu kitabın ilk parçasını bitirmiş olduk. Bunu da buraya yerleştirelim. Bu gayet çok tatlı bir seriymiş. Ben çok sevdim açıkçası. Evet, ikinci olarak tabi bu sonradan çıktı. Bunu önce şey yapacağım. Avatar Chronicle. Kore'ye ait bir günce. Avatar güncesi. Yine güzelce bantlanmış. Hiç zarar vermeden olabildiğince minimum hasarla şunu iyi atlatmak istiyorum. İnanılmaz güzel bantlamışlar. Yani gerçekten. Şimdi bunu da açalım. Hop, açtık. Evet. Burada gördüğünüz gibi Avatar Chronicles birazcık daha Korra'nın herhalde yaşadıklarını anlatan bir durum olacak. Yine aynı şekilde çeşitli manzaralar, şehir içine manzaralar koymuşlar. Diğerinde sadece harita varken bunda işte birazcık daha Spirit dünyası, şehir dünyası gibi çeşitli şeyler koymuşlar. Tek tek bir bakalım sayfalara hızlıca. Bir introduction var. Avatar Korra'nın gelecek avatarlara yönelik bir mektubu var. Bu avatar güncesi şu yüzden yapılmış anladığım kadarıyla. Çünkü Korra geçmişlerini yok etti. Ciddi manada geçmişleri yok artık. Ve Korra geçmişlerini yok ettiği için gelecek avatara bir şeyleri anlatması gerekiyor artık. Yani çünkü bildiklerini tamamen aktarması gerekiyor ki diğer avatar da gelişebilsin. Çünkü avatarlar geçmişlerinden çok bilgi öğreniyorlar. Şimdi öğrenebileceği tek avatar artık Korra. Ve Korra olabildiğince detaylandırmak istiyor yaşadıklarını anladığım kadarıyla. Zaten şeyde böyle to the future avatar this may concern. Gelecek avatara sesleniyor ve başlıyor anlatmaya. Küçük bir kendi çizimi olsa gerek. Bu kimin çizimiydi bilmiyorum ama böyle bir küçük tatlı çizimle başlıyorlar. Bunların detaylı okuyacağım hepsini. Yaşlı Katara'yı görüyoruz tabii ki. Ailesinden bahsediyor. Beyaz Lotus toplumundan, Güney Su kabilesinde yaşadıkları, hava bükücülük üzerine birazcık daha bahsediyor. Hani birazcık daha hava bükücülükte zorlanmıştı biliyorsun. Burada hava bükücü bir Bumi görüyoruz. Enk görse gurur duyardık gerçekten. İşte hava bükücünün disiplinleri. Milo'nun reklam çalışmaları var. 30 günde hava bükücü olur şeklinde küçük bir instruction kağıdı hazırlamış kendine. Çok tatlı olmuş. Probanding'den tabii ki bahsediliyor. Probanding çok güzel bir detaydı bence. Ha, takımların isimlerinden ilk defa işte burada bahsedildiğini görürüz. Farklı takım isimleri var. Şimdi Fireflies'lar burada. Future Industries Fireflies. Burada Bawling, Buzzard Brass, Capital Spy Catchers. Bayağı bir Mungus Lizards. Yani bayağı bir şey var. Basing S'den takımlar var. Ember Island'dan takım var. Ilhans diye. Golden Temple
Apple'dan var. Farklı bölgelerden şeyler var ve Mako'yu görüyoruz. Burada bir küçük bir notu var. Mako'nun havalı polis cümleleri diye bir listemiz var. Tam Mako'ya yakışır. Mako'nun da mektubunu görüyoruz tabii ki. Yapışkanı çok güzel çıkmış bir kartpostalımız var. Tabii ki Bolin'den. Film sahnesinden Bolin'in bir kartpostalını görüyoruz. Çok güzel yapılmış cidden. Tabii Fire Ferret'si görüyoruz, şeyleri görüyoruz. Spiritler işte teknolojilerin gelişmesini tabii ki şey anlatıyor, Asami anlatıyor. Teknoloji birazcık daha detaylı bir konu. Size teknolojiyle bahsedeceğim zaten. Teknolojinin gelişmesi Avatar Renk döneminde zaten başlıyor. Zaten teknoloji sayesinde Ateş Ulusu bu kadar yayılıyor. Hani bunun biraz detaylı anlatmak gerekiyor. Tabii ki Varric'den de bahsetmemek olmaz teknolojiden bahsederken. Blueprint'leri görüyoruz. Bizim uçan sineğin blueprint'lerini de görmüş olduk burada. Burada bir Pema'nın Coconut Macaroons'ları diye bir şey var. Tarif şeyi var. Küçük bir tarif daha eklemişler. Çok şey. Eklemişler diyorum çünkü birazdan tariflerden bahsedeceğim size. Evet, burada da bir spirit guide'ımız var. Hangi spiritler var burada şeyimiz var. Küçük bir detay da eklemişler buraya. Bakalım. Yaşlı Zuko'yu görüyoruz. Yaşlı Zuko'nun mektubunu görüyoruz. Tabii ki ilk avatardan bahsetmemek olmaz. Watu'dan, Rava'dan. Bunlardan da bahsedilmiş. Bir küçük bir polis bandajımız da var. Tabii kağıttan yapılmış. Birazcık daha şey bez olsa çok mutlu olurdu böyle. Tam takılmalık şekilde. Hopper'in mektubu var tabii ki. Tabii ki Toph'un mektubu var. Tabii Toph yazmayı bilmiyor. Tamamen kayıt usulü yapıyor. Bunda detayı kaçırmamışlar. Düşmanlarından mektuplar var. Çok iyi. İşte Ecolist'ler, Amon, Unalaq. Red Lotus simgesi de var tabii ki. Bunu da eklemişler. Kuvira'dan. Kuvira'nın Redemption hikayesi var bence. Güzel yazılmış ama birazcık daha yayılması gerekiyor. İkinci kitapçığımız da bu şekilde. Avatar Chronicle şeklinde hazırlanmış. Bence çok güzel bir olmuş bu da. Ve üçüncü ve son kitabımız buradaki. Bu serilerdeki son kitabımız. Burada yırtabileceğim bir şey var mı ki? Kitabımda da yakında bir yırtabileceğim bir şey yok. Vallahi açtım. Biraz yırtıldı. Yapacak bir şey yok. Evet. Paketimizi de açtık. Bu da Legacy of Fire Nation. Tamamen Zuko ve Iroh'a odaklanacağımız bir seri gibi geliyor. Burada da mektuplarımız var. Şimdi şöyle açalım. Tamamen Fire Nation simgesi. Belki bu senin devamı o gelir. Diğer şeyler için de gelebilir aslında. Çünkü Katara'nın babasından anlatılacak çok şey var. Babasının yeni annesinden de. Tabii bunları hep çizgi romanda olduğu için bazılarınız bilmeyebilirsiniz. Katara'nın babası, aynı zamanda Sokka'nın da babası yeni bir kız arkadaş yaptı. Yeni cici anneleri oldu ki kendilerinin. Burada çok çok tatlı bir fotoğraf görüyoruz. Uncle Iroh, Iroh amcayı, Zuko'yu eğitirken görüyoruz. Daha genç şeklinde. A gift for Zuko diyor zaten. Zuko'ya bir hediye olarak şey yapıyor. Bu sayfayı merakla bekliyordum. Shadow Past. Iroh'un geçmişini anlatan bir durum. Yani size bundan detaylı bahsetmek gerekebilir. Iroh'un geçmişinde karanlık bir geçmişi var. Sonradan kendisinin ejderhalarla tanışması, şey yapması, kendini yetiştirmesi durumu var. Bunu özel olarak anlatmışlar. Bu çok güzel bir şey. Roku ile Sozin'in hikayesini tekrardan buraya yapıştırmışlar. Sozin ve Azulon arasındaki, yani babasıyla, Sozin'in babasıyla ilişkisi. İki kardeşin çizilmiş resim, Iroh'la Ozai'nin şeyi ve abisinin tanıttığı bir ya erkek kardeşin daha doğrusu. Iroh büyük olan çünkü. Bir hikaye var. Burada diğer Ateş Ulusu krallarını görüyoruz. Lordlarını görüyoruz. Fire Lordlar. Fire Nation haritası var. Tamamen ana merkezin haritası daha doğrusu. Bu şekilde açılan bir kabak yapmışlar. Sırlar ve öngörüler.
Gizli ateş bükme formları var. Bunu da çok güzel şey yapmışlar ya, yapıştırmışlar buraya. Şu şekilde hafiften yanmış efekti vererekten. Bence çok güzel görünüyor. Aynı şekilde Lotus işaretimiz de devam ediyor. White Lotus'tan bahsediyoruz. Crown'dan işte Luten'i kaybetmesinden bahsediyor. Bu çok üzücü, biliyorsunuz şarkıyı zaten. Luten'i kaybetmesinden, işte akrabalık ilişkilerinden şu şekilde. Burada şeyi de görüyoruz artık. Tam haritayı görüyoruz artık. Ursa biliyorsunuz şeyin annesi. Zuko'nun annesi. Aynı zamanda eskiden Ikem adında birine aşık. Zorla Ozai ile evlendiriliyor ama sonradan Ursa'yı şey olarak görüyoruz. Search çizgi romanında zaten detaylıca bahsediliyor. Sonradan Ikem'le şey olarak görüyoruz. Tekrardan buluştuklarını görüyoruz. Ve Ikem'den yeni bir çocuklarının olduğunu ve Zuko'nun yeni kardeşini görüyoruz. Kiyi'yi görüyoruz. Güçlü bir ateş bükücü. Daha küçük yaşta bayağı kalın bir demiri eritebilecek güçte bir ateş bükücü olduğunu görüyoruz Kiyi'nin de. Sonrasında tabii Şegit'te göremedik bunu. Kora serisinde göremedik Kiyi'yi. Ne oldu, ne olmadı pek bir haberimiz yok. Burada Uncle Iroh'un bir mektubu var. Bu mektup açılabiliyor sanırsam. Evet, şurada bir mektup parçamız var. Ateş Ulusu damgalı bir mektup. Ve 7 yaşındaki Zuko'ya gönderilmiş bir mektup. Bunu da dikkatlice yerleştirelim. Önemli bir şey varsa zaten size bununla ilgili videolar çekeriz. Siz de talep ederseniz. Bununla ilgili videolar bekliyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kitaba da zarar vermemeye çalışıyorum ama kitap çok zor açılıyor. Bir yandan da bantlar çok güçlü. Sayfayı yırtmak istemiyorum. Kapatalım. Bir devam edelim. Başka içerikte nelerimiz var? Hızlıca bakıyorum. Daha detaylı bunların her birinin incelemesi gelecek. Size göstere göstere birazcık geçmeye çalışıyorum. Katara ile Zuko'nun ilişkisinden birazcık bahsediliyor. Az önce biz onu nerede gördük? Görmüşüz galiba kovalanırken. Tekrardan göstermişler biz onu. Aang ile olan ilişkisinden biraz bahsedilmiş Zuko'nun. Tabii ki Toph, Appa, Momo bunlar da beraberinde var. Şimdi daha yetişkin halinde görüyoruz. Burada bebek Kaya'yı görüyoruz. Bumi'yi tekrardan görüyoruz ve anneleri Katara'yı görüyoruz. Ve hala şeyin hayatta olduğunu görüyoruz. Iroh'un hayatta olduğunu görüyoruz. Demek ki Bumi Iroh'u tanıyacak yaşta. Kaya şu an değil. Tabii Iroh'un Katara'ya mektubu da var. Bunların her birini incelemek gerekiyor. Aa, birazcık daha yetişkin Sokka'yı görüyoruz. Bu yeni yeni şeyler oturmuş. Tabii ki Toph'la çok güzel vakitleri vardı Iroh'un. Sokka'ya bir mektubu var. Ve Aang'e bir mektubu var. Ve Aang'in biliyorsunuz Zuko'yla beraber Cumhuriyet şehrini beraber kuruyorlar. Ve bu hikaye ilk başta şeyde oluşuyor. İlk çizgi romanda oluşuyor aslında. Promise, yani verilen söz çizgi romanında oluşuyor. Eğer okumadıysanız lütfen okuyun onu. Orada ilk Cumhuriyet şehrinin temellerini atılmaya durumu oluşuyor. Tabii başta küçük bir detay verelim. Aang başta Cumhuriyet şehrinin kurulmasına karşı. Çünkü harmoninin bozulması demek oluyor onun gözünde. Ve bu hikayeyi beraber görmüş olacağız. Tabii yeniden Cumhuriyet şehrinin kurulumunu anlatırız. Jasmine Dragon zaten çok önemli bir yer. Şey ve Toph çok tatlı çizilmiş burada. Çok güzel bir Toph olmuş bu. Aslında bütün karakterler güzel çizilmiş. Jasmine Dragon Teeshop'un menüsünde buradan görmüş oluyoruz. Burada bir menü şey koymuşlar. Hani otantik böyle bir kağıt da veriyorlarmış demek oluyor bu menü olarak. Şu şekilde. Burada menüyü gördük. Paisho Life Lesson diye Paisho anlattığı bir durum var herhalde. Burada da Paisho'dan alınacak dersler kağıdı da bulunmakta. Burada yeniden bir Zuko'ya mektup var. Mektubun içeriğini şimdilik sonrasına saklayayım. Iroh'un tabii ki ruhlar dünyasına gidiyor ve buradaki üzücü olan şey ruhlar dünyası ile ölüm dünyası farklı sanırsam. Çünkü Iroh Luten'e kavuşamıyor demek oluyor. Ve Iroh'un böyle bir yere geçiyor olması, Luten'e buluşamaması birazcık üzücü açıkçası. Burada herhalde detaylarından bahsediyor Spirit World'deki. Onu da bir detaylıca inceleriz.
Tabi burada gelecek avatarında bunlardan esinleneceğini tabii ki biliyoruz. Bunlar da önemli ve Iroh'un artık yaşlı Zuko'ya bir mektubu var. Zaten burada da diyor ki artık 7 yaşından çok çok yaşlı Zuko'ya diye geçiyor. Bu da birazcık üzücü. Ve kitabımız da bu şekilde bitiyor. Bu serinin de sonuncu kitabı buydu. Gerçekten çok değerli 3 tane mektuplardan oluşan 3 tane kitabımız var. Graphic novels olarak geçiyor. Gerçekten 3'ü de çok güzel seriler. Bunların her birini detaylı inceleyelim. Detaylı videosu yapılabilir. Merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Ve son kitabımız. Son kitabımız. Bu kitap Avatar'ın official, yani kesinlikle kendi Nickelodeon'la beraber çıkarttıkları yemek kitabı. Evet, Avatar dünyasının yemeklerini de artık biliyoruz ve yemeklerinin de tariflerini içeren bir kitabımız var. Tabii ki ilk sayfayı çevirdiğimizde içindekiler kısmında şöyle bir durumumuz var. Kitapların en kötü şeyi Young Chan'ları bilmiyorum ama bunlar çok zor açılan kitaplar. Yani her an zarar verebilecekmişim gibi, o birazcık çok canımı sıktı açıkçası. Birazcık daha kırılgan kitaplar olmasalar daha çok sevinirdim. Burada içindekiler kısmında şunu görüyoruz. Hava göçebelerinin, Skobiles'inin, Toprak Krallığı'nın, Ateş Ulusu'nun ve Jasmine Dragon T-Shop'ın menülerini görüyoruz. Jasmine T-Shop'ın menüsü, diğerlerinin ise o kültüre ait yemekleri içeriyor. Ve yemeklerin her birinin işte önce bir tarif içeriyor. İşte yemek kültürü nasıl oluşuyor sanırsam diye. Bunların her birini bir detaylıca inceleriz. Bunlarla ilgili bir video da gelir. Ve her bir şeyi yapılmış bir şekilde sayfalara koymuşlar ve gerçekten çok güzel görünüyor. Ve arada avatar resimleri de koymaları müthiş olmuş. Mesela bu yemeğin adı Abba's Apple Salad. Abba'nın elma salatası. Bunu Abba yiyor aslında gibisinden. Hani ve gerçekten bu tarifleri de yapılabilir tarifler. Bazıları özellikle bu şekilde çok tatlı. Bu Momo'nun tatlısıymış mesela. Bunu hatırlıyorsunuz hepiniz. Gyatso'nun keşişlerin kafasına attığı meyve payı, meyveli pastası burada. Pasta diyeceğim bunlara. O kafalarına attığı pasta bu. Bunları alıp keşişlere atıyoruz. Önce bir tadına da bakalım ama. Tadı güzelse neden olmasın. Ha bak, bunun fotoğrafı yok. Mesela bu da şeymiş. Patrick Guru'yu hatırlıyorsunuzdur umarım. Onun bir sarımsaklı, soğanlı, bir muzlu, garip bir içeceği vardı. Çakraları açar diye. Onun da tarifi burada. Bunu yapmayı düşünüyorum. Birazcık ziyan edeceğim. Ve bir tadına bakacağız beraber. İleride bu videoyu da görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Ki bu videoyu da kaçırmayın. Beraber tadacağız bunları ve bakalım gerçekten çakralarımız açılacak mı, göreceğiz. Tabi aynı şekilde Su Kabilesi'nin de var. İşte Toprak Krallığı'nın da yemek kültürünü tamamen içeriyor. Aynı şekilde burada hala Toprak Krallığı'ndayız. Ve şey, Jasmine Dragon'ın menüsünü de görüyoruz. Hani bazı, mesela Jasmine Green Tea. Iron favorisi de burada. Bunları da artık yaparız yavaş yavaş. Tabi aynı şekilde Ateş Ulusu'nun da yemek tarifleri burada. Bunlar da çeşitli şeyle, görsellerle gösterilmiş. Bayağı şey, hani içerik bakımından bayağı geniş. Ve burada bütün malzemeler yazılıyor. Adım adım ne kadar koyacağımız, nasıl yapılacağımız anlatılıyor. Ve şey, yemeğin yapma süresi de açıklanıyor. İşte 15 dakika aktif pişirme içeriyor. İşte aktif hazırlık süreci içeriyor. İşte 2 saat 5 dakika inaktif bir pasif bekleme durumu var demek ki. Buzdolabında 2 saat 5 dakika bekletmek gibi sanırsam olabilir. İşte 5-10 dakikada pişiyor ve her seferinde işte bunun için söylersek işte her bir malzemeden 8 ile 12 tane çıkabiliyor gibisinden. Bayağı detaylı bir şekilde verilmiş. Tabii bazı malzemeleri Türkiye'de bulabilir miyiz bilmiyorum. Bulabildiklerimizi yapmaya çalışırız. Bunlarla ilgili bir videoyu da istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aldıklarımız şimdilik bu kadardı. Gelin beraber yerleştirmesini de yapalım. Yerleştirmeyi de görün. Şu kitaplarımızı alacağım. Kitaplarımız önemli. Şunları kutulayacağız tabii ki. Bu kutulamayı yapıp şuraya yerleştirmeye başlayalım.
Tabi buradan çıkartmak gerçekten bir zulüm. Hani okumak için belki çıkartılır ama o geri girdirmesi gerçekten çok zor. Tabi her iki kapağın da sayfasını buraya yerleştirmişler. Ben şurayı değil de burayı kullanmayı tercih ediyorum. Ve aynı şekilde yanına da Young Chen'i yerleştirelim. Bu Legacy ve şey kitaplarını şöyle koymak istiyorum. Böyle çok güzel duracaklar inandım. Şu köşeye şu avatarın ve şimdi görsellik açısından şöyle bir yerleşim yapıyorum. Burayı da tamamlamış olduk. Peki şunu da söyleyeyim. Hani gerçekten video başlığında ne kadar olduğunu gördünüz. O parayı hak ediyor mu derseniz aslında çok da hak etmiyorlar teknik olarak. Ama işte dolar üzerinden olunca biri fiyatı da hak ediyorlar. Ya biri fiyatı da çok ucuz geliyorlar aslında biri fiyatına bakınca. Ama Türk lirasına geçince birazcık tuzlu hale geliyorlar. Artık koleksiyon yapmak Türkiye'de çok zor bir şey. O yüzden artık ki takdiri size bırakıyorum. Sizce verilen paraya değer mi bunlar? Ve nasıl duruyorlar anlattığım kadarıyla? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir vakit geçirmişsinizdir hepiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.